Bugün 11 Mart 2015. Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz bombasıyla başından vurulan Berkin Elvan'ın aramızdan ayrılmasının yıl dönümü. Berkin'in ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöken faşizan düzene karşı milyonların ayağa kalktığı gezi direnişinde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın, Ethem Sarısülüğün, Abdullah Cömert'in, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Ahmet Atakan'ın Medeni Yıldırım'ın yanına uğurlamamızın üzerinde tam bir yıl geçti. Bir yıl önce aramızdan ayrılan Berkin Elvan, komada kaldığı 269 gün boyunca hepimize sadece benim uyanmam yetmez. Bu ülkedeki adaletsizlikten, hukuksuzluktan beslenen faşizan sisteme karşı halkın hepimizin uyanması gerekir mesajını vermiştir. Berkin'in aramızdan ayrılışında çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil demiştik. Ancak Gezi direnişinden bugüne eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünya talep eden çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alan katliamlara yenileri eklenmeye devam etmektedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin sokakta katledildiği, cezaevlerinde her türlü şiddete maruz bırakıldığı koşullarda Berkin'in 269 günlük yaşam mücadelesiyle verdiği mesajının gereğini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bugün için Gezi direnişinde yaşanan katliamlar karşısında polisimizi demokrasi testinde başarıyla geçmiştir, adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır diyenleri, Berkin'in acılı annesini miting alanlarında yuvalatanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Katiller ve arkasındaki güçler hak ettiği cezayı alıncaya, çocuklarımızın, gençlerimizin uğruna canlarını verdikleri eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünyayı kuruncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Berkin'in bize bıraktığı ekmeğe ve umuda sahip çıkmaya devam edeceğiz.